Bugün başka börekten yedik. Şu peynirli feta cheese. Bence bildiğin Edirne İzmir peynirli. Muhabbet bu yani. Ispanaklı babamın böreği gibiydi zaten. Bir de şöyle tatlı milkli aldık. Ne içinde krem, krem mi? Pastacı kreması mı ya? Süt kreması. Süt kreması. Süt reçeli. Süt reçeli mi? Süt kreması. Neye benziyor tadı, güzel mi? Bye bye. Yaramaz çocuk! Bye bye. Sokrates'i hapishanesiymiş arkadaşlar. Dönemin sofistlerine, yöneticilerine ve uzlaşmışlıklarına karşı inileyici üslubu ve zor sorularıyla onların zora soktuğu için hoşlanıklarından dolayı idam edildi ve önce hapishanatıldı tabii ki. Zehrin çelek idam edilmiş oldu. Eski tarz bir kilise galiba, bayağı eski sanırım. Ormanın içinden çılgınlar gibi gözlem kulesinin oraya geldik. Tepeye ama kapalı, oraya da giremedik. Şu arkadan geldik az önce ormanın oradan. Burada tepede bir kilise. Bakalım ne kadar güzel. Burası böyle oturmalar, oturma yerleri, kafeler. Bir şeyler içmek için. Burası mesela Sisis bölgesi ve burası Nişantaşı gibi şu arka taraf oturma yerleri. Turistik yer aynı zamanda. Öyle serpıtırlar da var. Dükkanlarına bazı şeyler serpıtırı alabilirsiniz. Daha uygun fiyatlı ama kalite arasında fark var mı bilmiyorum. Bir sürü seyyar satıcı var. Çeşit çeşit şeyler var. Bize pek uzak şeyler değil. Ama bence girişteki mağazaların daha uygun fiyatlar. Şu moralimiz bozdu birazcık. Evet, bu yandaki parka girdik. Şu tepedeki sütunun yere gideceğiz bakalım. Maalesef oralar kapalı, şöyle gidemedik ya. Ama Atina erkeğinin oraya geldik. Pardon, bu Atina değil ya. Yani yanlış söyledik. Erkekmiş bu, kadına benzettim ben de. Şurada adı yazıyor ama okuyamıyoruz ki. Sarıların filo. Sarıların filo. Aa, bence burası yedi kapı restoranları gibi değil mi? Bence güzel değil, bence bana öyle geldi yani. Peyzaj çok kötü ya bence. Şuradan ücretli girişten yukarı çıkıyor işte kapalı olan yere. Şöyle de Agora pazarına gidiyorsun. Arkadan bir geldik, Hadrian Kütüphanesi. Ücretliymiş burası ama yani dışarıdan görebiliyoruz. Manastıraki Meydanı'na geldik gene. Orası bir pazar ilerisi, kafelerin olduğu yer. Sultanahmet gibi. İleride Hatra Kafe var. Kinder Cream, bir de Ferrero aldım ben. Narve banana, tofi ve tiramisu. Tiramisu versene bana bir. Şeye bayıldım ama ya, banana, tofi. Çok iyi. Zaten çok güzel gözüküyordu. Narve tiramisu da çok iyi. Mükemmel. Osman seninki de nasıl? Fıstık ve cookie cream. Güzel. Güzel ama mi? Banana, tofi. Çok alıştık ya. Bye bye. Sanki gidince İstanbul'a görmeyecek. Hadi güle güle. Hadi güle güle. Anne. Anne. Oğlum bu nasıl bir dramatizasyon? Dramatizasyon. Burada yatıyordu. Dün geceye kadar burada yatıyordu. Bugün yolculuk vakti. Ben giriyorum. Bitti tatil. Bitti ya. Hadi görüşürüz. Bitti ya. Tuvalete girerek gidiyor. Vay. Makine şekliyle. Türkiye'de başladı. Bizim işlemi orada var. Bakalım fiyatlar neymiş. Ekmeğe bakalım. 4.55'miş hamburger. Menü şeklinde 7.55. 8.55 de büyük ekstra seçmiş. 8.15. Evet. İlk günden yaygınlar.
aydınlar. Kendi kaldığımız yerden çıktık, otelimize vardık. Otelimizden 1 km öteye yürüyeceğiz. Şimdi markete gideceğiz. Lidl'a, Egan'la bir şeyler alacağız. Bir şey ne o? Neyli bu acaba? Puf böreğe gibi bir şey. İçinde ne var acaba? Sormak lazım, bilemedim. Bunların çok komik alıyorum, biliyorsun değil mi? Böyle şeyle, sopasıyla çekiyorum oluyor. Yandan atıyorum böyle buraya. Buradan alıyorsun. Uygulamalı göstermişsin. Uygulamalı al, al, al. Almayacaksın ama. Almayacağım, uygulamalı göstermişsin. Aha, Berliner Merve. 0.65. Berliner'de yeriz. Fiyat veriyorum. Kilosu 1.500 euro. Türkiye ile hemen hemen aynımsı. Yani. Neyse, bunu alayım. Sevdiğimiz ekmek 1.45. Düz yemekler de var bak burada böyle ama pahalı ya bence. Sandviç. Sıfır etmiş. Buna bayılıyorum ben ya. Köpüklü puding. Çok değişik şeyler var ya. Bir roluk çikolataya bak, devasa. Tulumba'ya bak. Tulumba yazıyor. Tulumba mı? Evet, 0.79. Şu ne, çözebildin mi? Değişik bir şey. Hangisi? Çikolatalı ekmek. Hadi gel Ege. Devasa dondurma satıyorlar ha. Görmüşsün, kilolu dondurma. Dondurulmuş be. Hem de çeşide bak. Evet, böyle Lip Lu marka aldık. Lupi Lu. 5 euro. 44 tane. Uygun mu bakacağız. Tam çözemedim şu an İstanbul'daki fotoğraflara. 5-20-100 lira. 40'a böl. 2 lira falan gidiyor tanesi. Bence Türkiye'ye göre uygun gibi geldi bana. 2.65-3.5. Bak mendil. Tatlım, Türkiye Lip Lu marka bez götürelim mi? Türkiye'den daha ucuz. Yarı yarıya. Fiyatı daha ucuz. Yarı yarıya. Türkiye'deki bez fiyatına göre buradaki bez fiyatı yarı yarıya. Ya. Bizim bez. O kadar çok şey aldık ki var ya, bazı yerde premium 41 euro tuttu, o kadar şey var ya. O kadar ne güzel ki. Ney, peynirli börek. Börekli poğaça. Poğaça. Çok iyi. Çok güzel. Evet, odamıza girdik. Şöyle girdiğimiz gibi bir oda. Bebek odası yapmışlar. Alt değiştirme şeyi. Ama bu büyük çocuk için biraz da herhalde. Evet. Şöyle bir koridor. Oo, bayağı büyük. Banyomuz. Yani bizim bir önceki kaldığımız ev daha güzel. Bence özledim sana. Aa, bebek şeyi koymuşlar buraya bak. Biz istemedik ama olsun. Olsun Ege'm, bence burada rahat ederiz ya. Sonra rahat edemiyoruz ya. Hep beraber. Ne diyorsun Merve? Bakayım. Ha evet. En azından rahat olur. Zeytinyağı. Çok mantıklı bir hediye olmuş. Bakalım balkonumuz nereye bakıyor? Bir tane sandalyesi var. Bir yere bakmıyor. Şu yandan havuzu görüyor. Bir yere bakmıyor. Bir yere bakmıyor maalesef. Aa, gerçekten bir çay kahve köşesi bir şey yok ha. Kettle metal bir şey. Mini bar da ücretli.